Akdeniz Demokratik Partisi grubu adına Sayın Ali Kenanoğlu, buyurun. Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Aceleyle getirilmiş, her zamanki usul ve esasların benimsendiği bir torba kanunla karşı karşıyayız. Şüphesiz kanun yapma tekniğine yönelik eleştirilerimizi her seferinde hatırlatmak babında tekrar ediyoruz. Çünkü bu kanunda 22 kanunda değişiklik öngören bir torba kanun halinde karşımıza çıktı ve bizim de üyesi olduğumuz komisyona geldi. Şimdi öyle bir şey var ki örneğin kooperatifler kanununda bir düzenleme yapıyoruz ki kooperatifler kanununda bir kanunu erteliyor, bir maddeyi erteliyoruz. Şimdi kooperatifler kanunu burada ne zaman görüşüldü? Yani daha bir ay bile olmadı yani. Bir ay bile olmadı. Komisyona geldiğinde süre açısından baktığın zaman iki hafta öncesindeki yasalaşmış bir maddeyle, bir kanunla ilgili bir düzenleme getiriyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz. Bu kanunlar çıkartılırken geniş kesimlerle, muhataplarıyla tartışılmadığı sürece böyle alelacele bir şekilde siparişle getirilen kanunları arkasından aynı dönem içerisinde, hatta bu burada olduğu gibi, şimdi olduğu gibi aradan iki hafta, üç hafta sonra değiştirmek durumunda kalıyoruz. Şimdi burada da aynı durum söz konusu. Şimdi Sayın İbrahim Kabaoğlu hocamız söyledi, bu kanun bir adı yok dedi. Bu kanun esasında bir seçim yatırım kanunu. Yani seçimlere yönelik hazırlık yürütülen bir kanun. Bunu detaylarında anlatacağım. Birkaç maddede bunu görebilirsiniz. Baktığınız zaman kanun yapılırken komisyonlarda şöyle bir usul vardır, şöyle bir yöntem vardır. Kanunu yaparken kanunla ilgili STK'lar, kurumlar, kuruluşlar çağrılır. Onlardan görüş alınır. Kanunun doğrudan etkilendiği kesimler vardır. Onlardan görüş alınır ve bu görüşler çerçevesinde kanun düzenlenir. Şimdi burada bakıyorsunuz, listeyi aldım ben arkadaşlardan. 4,5 sayfalık bir listeyle çağrılı kurumlar, kuruluşlar, STK'lar var. Ama oysa içerisine baktığınız zaman bunların büyük bir kesimi devlet kurumları, yani olması gerekenler, kamu kurumları var burada. Onun haricinde bakıyorsunuz şirketler var. Yani Digitürk, Exxen gibi kanun maddelerinde kendilerini ilgilendiren şirketler var. Onun haricinde STK'lar adı altında Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Süt Üreticiler Birliği var. Bu her tarafa çağrılıyor. Bunu anlamadık. Kobani davasında da vardı bunlar. Hani nedir anlaşılmış değil bu mesele. Yeşilay, Kızılay gibi kurumlar vardı. Şimdi biz komisyonda da söyledik. Peki yani burada doğrudan bu kanundan kaynaklı olarak etkilenen halk kitleleri, onların temsilcileri niye yok örneğin? Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Exxen'i, Digitürk'ü çağırıyorsun da taraftar gruplarını niye çağırmıyorsun örneğin? Çünkü futbol denilen bu sizin endüstrileştirdiğiniz bu futbol mevzusu, onu bir değer haline getiren, o kazancı ortaya koyan, o geliri ortaya koyan, o büyük devasa bir piyasayı oluşturan şey sadece futbolculardan ve kulüplerden mi oluşuyor? Yani o maçı izleyen, o biletleri satın alan, bütün o taraftar kitleleri bu işin içerisinde yok mu? Tam tersine esasen onlar oluşturuyor. Burada futbol yayınları ile ilgili bir düzenleme var. Ama bununla ilgili örneğin taraftar temsilcilerine, taraftar kulüplerinin dernekleri var. Onların temsilcileri, taraftar grupları var. Bunlara sorulmuyor. Ya siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizin bu konudaki şikayetleriniz var mı? Bu mevzulardaki bir talebiniz var mı diye. Bütün bunlar sorulmuyor. Süt Üreticileri Birliği'ne sunuyor. Keşke Süt Üreticileri Birliği ile ilgili kanunlar, düzenlemeler yapılırken onlara sorulsa. Onlara da alakasız şeyler de alakasız kurumlar çağırıyor. Tabii bu yasa yapma mantığı bize şunu gösteriyor. Esasında AKP'nin doğrudan şirketleri muhatap aldığı, şirketleri esas alan düzenlemelerle bu kanunları yaptığının da başka bir belgesi. Şimdi bu kanunun ismi yok dedik. Ancak bu kanun bir hani zehirli elma şekeri şeklinde. Kamuoyunda bir ismi var. Elektrik faturalarından TRT payının kaldırıldığı kanun. Şimdi bu güzel bir şey tabii. Yani bu oldukça
albenili, işte herkesin destekleyebileceği, kimsenin itiraz etmeyeceği, hatta bütün parti gruplarının zaman zaman ya bu elektrik faturalarından TRT payı kaldırılmalıdır dediği bir kanun maddesi var burada. Şimdi bu madde çerçevesinde kanun böyle sunuluyor. Oysa resmi adı bazı kanunlarda değişiklik ama kamuoyuna özellikle yandaş medya tarafından bu sunuluyor. Şimdi bunun içerisindeki zehirler var. Tabii o zehirlere geleceğiz. Ancak elektrik faturası mevzusunu iyi bir irdelemek ve konuşmak gerekiyor. Çünkü TRT payını, yani TRT'yi bir kere artık bir kamu kurumu, bir kamusal hizmet veren bir yayın organı olmaktan çıkmış durumdadır. Böyle görmüyoruz zaten. En tarafsız olması gerektiği yerlerde, yani ülke seçime giderken bile TRT'nin bir iktidarın borazanı olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Hatta muhalefet partilerini bırakın, hani onların haberlerini vermeyi, özellikle HDP açısından, bizim açımızdan aleyhte yayın yapan bir tutumu var. Bunu da komisyon esnasında yaşadık. Komisyon esnasında ben bir konuşma yaptım. Önce usul üzerine, arkasından da esas üzerine 25 dakikalık konuşma yaptım. Usul üzerine kullandığım bir cümleyi alıp haberleştirdiler. Cümle de şuydu. Ya bu, burada da söyledim ya şimdi. Ya niye böyle alelacele kanunlar getiriyorsunuz? Bu kanunları niye acele yapıyorsunuz diye. Şimdi kanunun başlığını şöyle veriyor. Elektrik, TRT'de elektrik payının çıkartılması diye. Ve ben de buna itiraz etmiş oluyorum. Mevzu bu. Birisi okuduğu zaman ya diyecek bu HDP, ya bu HDP'nin vekili, temsilcisi, ya bunun neyine itiraz ediyor? Yani bak, okuduğun zaman bu böyle. Ya yapmayın daha iyi dedim. Muhabir yanıma geldi, ya niye itiraz ediyorsunuz vekilim falan diye. Ya kardeşim, bizimle ilgili haber yapmadık ya. Yapmayın yani. Yaptığın haberi al oku bakayım dedim ya. Sen bir gör bir kere o haberi yani. Şimdi mevzu bundan ibaret arkadaşlar. O anlamıyla TRT'nin bağımsızlığını yitirmiştir ve kesinlikle TRT'ye hiç kimse bağımsız kamusal hizmet veren bir kurum olarak değerlendiremez. O anlamıyla TRT payı, TRT'deki elektrik payı zaten çok düşük. Hani bu kaldırılıyor, olumludur. Buna bir itirazımız yok. Bu yetmez ama. Bandrol payının da kaldırılması lazım. Televizyonlardan, radyolardan, cep telefonlarından, akıllı saatlerden alınan ve aslında TRT'nin gelirlerinin önemli bir kesimi sağlayan bandrol ücretlerinde kaldırılması gerekiyor. Yine bu düzenlemeyle elektrikte bir tarife sistemi getiriliyor. Yani bu çalışılacak ve getirilecek deniliyor. Bunun önü açılıyor. İşte bu düzenlemesi yapılıyor. Kademeli fatura sistemi. Şimdi peki bu kademeli fatura sistemi vatandaşın hayrına mı olacak? Özellikle elektrik harcamalarının, elektrik tüketimlerinin yoğun olduğu kış aylarındaki vatandaşın aleyhine bir düzenleme olmayacak mı? Bunu biz anlayamıyor muyuz? Çünkü belli bir kotadan sonra fatura katlanacak. Peki o kota ücretsiz mi? Değil. Komisyonda da önerge verdik. Dedik ki 200 kilowatt saate kadar vatandaşın kullandığı elektrik ücretsiz olmalı. Hani şimdi bu elektrik arzındaki elektrik fazlamızdan bahsediyoruz. Enerjideki fazlamızdan bahsediyoruz. İşte şöyle nükleer santral yaptık, oradan şu kadar elektrik elde edeceğiz. Şu kadar HES yaptık, oradan bu kadar elektrik elde edeceğiz. Bunlardan bahsediyoruz. Peki bunları elde ederken vatandaşın, yurttaşın, canların, doğasını, yaşam alanlarını tahrip ediyoruz. Bunları ederken ediyoruz. Ama buradan elde edilen gelirin paylaşımına geldiğimiz zaman da bundan hiçbir şekilde vatandaşı faydalandırmıyoruz. Tamamen şirketleri esas alıyoruz. Biz orada da iddia ettik. Şirketlere pandemi sürecinde indirim yapıldı. Tedarik şirketlerine yapıldı. Bu indirimler hiçbir şekilde faturaya yansıtılmadı. Şimdi bakıyorsunuz 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere abone gruplarına %15 zam yapıldı. Ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilene göre 2018'den bu yana mesken abonelerin elektrik faturalarında %122 civarında zam yapıldı. Şimdi indirim ne zaman yapılmış? Hani dedim ya bir seçim kanunu diye, bu seçime yönelik bir yatırım diye. AKP iktidarı döneminde elektrik faturalarında sadece 2019 yerel seçimleri öncesinde bir %10 indirim söz konusu. Bir de şimdi bu işte TRT payı alınmayarak bir indirime gidiliyor. Hani o anlamıyla bir hazırlık, yani seçime hazırlık erken ya da zamanında çerçevesi noktasında ele alınmış bir durum. Zaten indirilen pay çok yüksek değil. Yani vatandaşa yansıması %2, 2,5 gibi bir oranla ancak yansıyabilecek. Ama bunun
gürültüsü çok koparılıyor. Propagandası büyük yapılıyor. Vatandaşa büyük faydası olacak şeklinde ifade ediliyor. Ancak bu işin gerçeğine baktığınız zaman bunlar ibaret değil. Özellikle kademeli fatura sisteminin vatandaşa çok daha büyük maliyete yol açacağını düşünüyoruz. Çünkü özellikle kış aylarındaki fazla elektrik sarfiyatı nedeniyle buna yol açacaktır. Bir de burada biz geçen haftayı da araştırma önergesi de verdik. Bu saat düzenlemeleri meselesi. Oradan da ciddi bir elektrik sarfiyatı var ve biz bunu söyledik zaten. Bu elektrik şirketlerinin işine yarayan bir şey. Çünkü çocuklar okula gidenler, işe gidenler çok erken saatlerde kalkıyorlar ve çok ciddi bir şekilde hem doğalgaz tüketiliyor hem elektrik tüketiliyor ve buradan sadece elektrik şirketleri ve enerji şirketleri kar sağlıyor. Onun haricinde başka bir faydası yok dedik. Tabii kayıp kaçak mevzusu her toplantıda tartışılan konulardan bir tanesi oluyor. Önerilerden bir tanesi oluyor. Biz komisyonda da söyledik. Kayıp kaçak konusunda bir bölge halkını suçlamak, ona yönelik bir algı oluşturmak yanlıştır. Bilimsel olarak da doğru değildir. Çünkü kayıp kaçak mevzusunun tümüyle elektrik dağıtım şirketlerinin üzerine düşen görevleri yerine getirmediğinden kaynaklı olarak, trafoları ve elektrik dağıtım hatlarını yenilemediklerinden kaynaklı olarak tüketiciye giden, yolda giden kayıp elektrikten kaynaklı olduğunu ifade etmek isteriz. Bu konuyla ilgili gerek bölgedeki odalardan, gerekse o bölgede faaliyet yürüten şirketlerden de aldığımız görüşler var. Bunları da bir rapor haline getirmiştik. Şimdi arkadaşlar, diğer taraftan zehirlerden birisi de ormanlık alanların tahribatı konusu. Tabii anayasaya uygunluk tartışması esnasında da konu edildi. Sulak alanlarda balık çiftliklerinin kurulması, balık alabalık yetiştirme tesisleri ve benzeri şeyler üzerinden tartışıldı. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bir yasanın etrafından dolaşılarak yeniden getiriliyor. Burada tesis kurma çok açık bir şekilde reddedilmiş olmasına rağmen yeni düzenlemeyle yine burada bekçi kulübesi ve benzeri adlarla bir takım tesisler kuruluyor. Bugün bir haber vardı, bu ilginçti. Şimdi basına yansıyan, daha doğrusu resmi gazetede yayınlanan bir şey. O habere de baktığınız zaman orman kanununda değişiklik, kamu yararı ve zaruret varsa yapılaşmaya izin çıktı diye bir haber var. Orman kanunu kapsamındaki ormanlık alanlarda yapılaşmaya yönelik yönetmelik değiştiriliyor. Yani esasında bizim kanun olarak dahi değiştiremeyeceğimiz bir husus Cumhurbaşkanlığı tarafından yönetmelikte düzenlenerek bir sürü imkan oluşturuluyor. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde liman, geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine, savunma güvenlik tesislerine, enerji üretim santralleri, radyo televizyon verici istasyonu ve antenleri, baz istasyonları, petrol ve doğalgaz boru hattı, ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama işletme ve yeraltı doğalgaz depolarına ilişkin tesislere, aile sağlık merkezi, hastane gibi sağlık tesislerine, ilk orta lise ve dini eğitim tesisiyle dini eğitim tesisine bağlı uygulama maksatlı ibadethane tesisi gibi eğitim tesislerine, ceza infaz kurumu tesislerine ve buna bağlı yer ve bina ve tesislere izin verilebilecek diyor yani. Şimdi bir yönetmelikle yani orman alanlarına neredeyse bütün inşaat alanına çevirebilecek bir hale getiriliyor. Şimdi biz diyoruz ki ya anayasal olarak siz orman kanundaki değişikliği burada biz milletvekilleri olarak kanun şeklinde bile değiştiremeyiz. Ama bir yönetmelikte bugün yayınlandı bu resmi gazetede. Bir yönetmelikte ormanlık alanların tümünü tahrip edecek bir yönetmelik çıkartılıyor. Şimdi bütün bu kapsamda deniliyor ki ya efendim bunlarla ilgili chat süreçleri olacak. Ya chat sürecinin Türkiye'de iktidarınız döneminde nasıl işletildiğini çok iyi biliyoruz. Yani ÇED'in nasıl arkasından dolandırıldığını, ÇED kapsamına girmemesi için nasıl parselasyonların bölündüğünü ve bunların üzerinden bir onur çıkartılmaya çalışıldığını, birçok yerde de ÇED'e karşı açılan davalar kazanılmasına rağmen işlemlerin sürdüğünü ve sürdürüldüğünü biliyoruz. Bunun uygulaması belli. O anlamıyla ormanı, hani çok klasiktir bu ifade edilir, eskiden ormanı devlet korurdu vatandaşa, köylüye karşı. Şimdi vallahi köylüler size karşı, ormanı özellikle iktidara karşı korumak zorunda kalıyorlar. Maalesef bu düzenlemede böyle bir şeyin yolunu açıyor.
Şimdi diğer bir mesele limanların 49 yılına ihalesiz kiralanması meselesi. Burada en çok tartışılan Antalya Limanı'ydı. Komisyonda da oldukça tartışıldı. Çünkü Antalya Limanı bir Katarlara verilmiş daha doğrusu. İhalesini bitmesine işte 7 yıl 8 yıl kala Katarlar geliyor ve buraya 140 milyon dolar para vererek alıyorlar. Ya bir dakika, yani süresinin dolmasına çok az kalmış. Sen öbür şirketten bunu kiralıyorsun. Yani bir garip ilişki var burada. Tabii o bu yasayla ortaya çıkıyor ki, yani iktidar şöyle düşünüyor, yakında bir seçime gideceğiz. Hani seçim kanunu, seçim yatırımı dedik ki, yakında bir seçime gideceğiz. Yani ne olur ne olmaz, hani biz bu zaten seçimi de kaybediyoruz, anketlerde öyle gösteriyor. Biz bu Katarlara verdiğimiz sözleri bir yerine getirelim, bu kanunu şimdiden çıkartalım. Şimdi bu var. Ve Antalya Limanı 19 yıl daha uzatılarak toplam süresi 49 yıla çıkartılan bir şekilde, ihalesiz bir şekilde, yani karşı tarafın talep etmesi halinde uzatılıyor. Ve hiçbir şekilde işin içinde ihale yok, doğrudan teslim ediliyor. Şimdi bu limanlarla ilgili başka bir mevzuda, bu limanların yurt dışındaki şirketlere verilmesi, işte Antalya Limanı'nın Katarlara verilmesi gibi, bu da neye yol açıyor? Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde uyuşturucu merkezi olmasına yol açıyor. Mersin Limanı çok tartışılıyor biliyorsunuz. Mersin Limanı'na getirilen Amerika kıtasında Kolombiya ve benzeri yerlerden getirilen uyuşturucuların Mersin Limanı üzerinden dağıtıldığı iddiaları üzerine Mersin Limanı'nı işletenler bizim böyle bir şeyimiz yok deyip geçip gidiyorlar. Bir soruşturma, inceleme, şudur budur bilmem ne de yok. Yani bütünüyle Türkiye'nin artık bir uyuşturucu merkezi haline dönüştürülmesinde bu limanların yabancı ülkelere, yani dış ülkelere ve şirketlere verilmesi çok doğru orantılıdır. Bu da bilinçli bir tercihtir arkadaşlar. Bilinçli bir tercihtir bu. Şimdi diğer taraftan değerli arkadaşlar, vakıflar meselesi vardı. Hani bu çift maaş olarak falan da kamuoyunda tartışıldı. Esasında baktığınız zaman bir emekli maaşını alması düzenlemesi üzerine kurulu bir sistemdi. Komisyonda dikkatimiz çekti. Hani diyoruz hep bir elma şekeri süslemesi yapıyorlar. Bu maddenin komisyondaki elma şekeri de Kızılay'dı. Kızılay gelmiş sadece. Yunus Emre Vakfı, Marif Vakfı, Yeşilay, bunlar yoklar. Öbürlerin hiçbirisi gelmemiş. Kızılay tabii kamuoyunda bilinir. Ne iş yaptığı bilinen, desteklenen, hani bir kurum, bir taraftan kamu yararı çok yüksek olan bir kurum. Buradan kaynaklı olarak elma şekeri niteliğinde Kızılay geldi. Orada biraz duygu sömürüsü, biraz ajitasyon, biraz dert yandı. Sıkıntılarını, sorunlarını anlattı. Niye buna ihtiyaç duyduklarını anlattı. Ama diğer kurumların niye buna ihtiyaç duyduğuna yönelik herhangi bir söz duyamadık. Bu kanunun gerekçesini izah edemediler, anlatamadılar. Ve biz şunu söyledik, kanunlar kurumlara ve kişilere özgü olmaz. Burada sayılan 4 tane vakıf var ve bu 4 vakfa özel bir kanun çıkartılıyor. Oysa kanunlar kişilere değil kurumların tamamına, yani geneli kapsayan bir şekilde olması lazım. Örneğin şunu diyebiliriz, kamu yararına vakıflara böyle bir şey yapacağız. Hani bu tartışılır, ayrı bir konu, ama burada bile bir geneliyet esası vardır. Yani bir geneli kapsayan bir ilke, bir tutarlık vardır. Yani kurum adı sayılarak kanun çıkartalım ya, vakfın adını sayarak kanun çıkartıyoruz yani. Şu vakıf işte Kızılay, Yunus Emre, Marif ve Yeşilay Vakfı'na şu özellik, şu hak tanınacak diyoruz yani. Böyle bir düzenleme içerisinde yürütülen bir kanun var. Dolayısıyla kanunun tümüne baktığınız zaman olumlu olarak görmüş olduğumuz bu ve esasında elma şekeri diye de nitelendirdiğimiz o süsleme içerisindeki bulunan TRT elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması adı altında birçok anayasaya ve yasalara aykırılık hususları var. Öyle bir şey ki, yani çırakların, meslek eğitim mensuplarınınla ilgili kanun var. Orada da söyledik, ya bu kanun bizi hiç ilgilendirmiyor. Yani bizim komisyona hiç alakası yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nı ilgilendiriyor ve Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülüp gelmesi gereken bir kanun. Ama o kanunda hazır demişler, böyle bir süslü püslü bir paket oluşturduk. Bunu da nasıl olsa bu buranın üzerinde sunacağız. Bunun içinde de bunu geçiririz diyerek tutmuşlar. Yani Milli Eğitim Komisyonu'nu ilgilendiren, bizimle zerre kadar
komisyonla, bizim komisyonla alakası olmayan bir kanunu da bu maddenin içerisine sokarak burada bize onayla ya da bir bütün olarak işte bu güzellemelerle, bu süslemelerle şimdi haberler şöyle yayılacak kanun görüşü bittikten sonra. İşte elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasına yönelik kanun kabul edildi ve artık elektrik faturalarında indirim olacak. Böyle. Ne orada limanlar var, ne ormanlar var, işte ne o milli eğitimle ilgili düzenlemeler, bunların hiçbir haberler hiçbirisinde yer almayacak. Bu anlamıyla bütünüyle bunun doğru bir mantık olmadığını, doğru bir yöntem olmadığını söylüyoruz. AKP iktidarı anayasa değişiklikleri yaparken de 12 Eylül'ü yargılayacağız diyerek birçok ucube konuyu şeyin içerisine, o paketlerin içerisine koydu, o referandumların içerisine koydu. Arkasından da zaten onun derdi de öyle bir derdi zaten yoktu. Öyle bir şey de olmadı. Bu kanunda buna benziyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.